Murat, şimdi biz maçtan hemen sonra seninle değerlendirme yapmadık. Bugüne kaldı işlerimizden dolayı. Şimdi öncelikle Beşiktaş çok ağır bir mağlubiyet aldı. Kimsenin de açıkçası beklemediği bir mağlubiyetti. Ne söylemek istersin Konyaspor karşılaşması için? Valla Nergiz, mağlubiyetle ilgili söylenecek çok şey yok. Çok kötü futbol oynadık. Vida'nın çok istemsizce hareketleri, laubali hareketleri, hareketlerin faturası Beşiktaş'ın ağır oldu. Kötü bir mağlubiyet aldık. Yani ben böyle bir mağlubiyet beklemiyordum şahsen. Çünkü Konyaspor Beşiktaş'ın çok altında bir takım. Mali yapısı olarak, futbol kalitesi olarak Beşiktaş'ın altında bir takım ama çok rahat bir galibiyet aldılar. Beşiktaş'ın artık bu stoper tandeminden kurtulması gerektiğini düşünüyorum Nergis. Artık Vida'yı mı göndeririz, Wellington'un kızağını çekeriz. Yani bir şekilde bir şeyler yapıp stoper tandemiyle ilgili Sergen Hoca'nın değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani şimdi bu Wellington beni çok düşündürüyor. O kadar yani karşılığında oyuncu verildi. Genç oyuncularımız biliyorsun verildi. Yani neden acaba daha bunu oturtamadı? Anlamış değilim açıkçası. Ya Yani olmadı şöyle, mı acaba büyük takım? ya valla şöyle, Wellington transferi tamamen Sergen Hoca'nın istemesinden dolayı olan Değil mi? transferdi. Ama Beşiktaş'ta oyun sistemi olarak da yanlışlar var Nergis. Yani ben Konyaspor maçında yaklaşık bir 150 top herhalde Ersin'e geri pas verdik. Orta sahadan bir de geri pas olarak Ersin'e döndü. Biliyorsun o top da kornerden gol oldu. Yani oyun sistemi olarak da ben Beşiktaş'ın şu anda istediği performansa çıkamadığını düşünüyorum. Koşu bandına baktığımız zaman Beşiktaş eskisi kadar koşmuyor. Yani ben şu iddiam var benim, bilmiyorum artık bununla ilgili Opta falan belki yayınlayabilir. Beşiktaş şu an kilometre bazında, koşu kilometresi bazında Türkiye'de ilk, yani 21 takımdan veya 20 takımdan 18. sırada falandır kilometre olarak. Ben Beşiktaş'ın az koştuğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın koşu idmanlarında problemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Beşiktaş kondisyon olarak bence lige hazır değil. Umarım milli ara, Gençler Birliği maçından sonraki milli ara Beşiktaş'a yararlı olur. Biliyorsun dün Josef de geldi. Lisansı çıktı. Lisansı çıkardı Beşiktaş yönetimi. Ben onun da bu takıma katkısı olacağını düşünüyorum. Josef, Atiba, Oğuzhan üçlüsü belki orta sahayı toparlar veya Oğuzhan yine Mensah olabilir. Toparlar ama Beşiktaş'ta gerçekten kondisyon anlamında çok ciddi problemler var. Bunu ilerleyen maçlarda daha farklı bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum Nergis. Peki, şimdi Konyaspor karşılaşmasında Ersin'in yaptığı hatalar da vardı. Tabii ki stoperler ayrı. Ancak acaba yani bir kaleci transferi yani en azından biraz daha deneyimli bir kaleci transferi yapılabilir miydi? Ersin'le yani evet genç destek vermek istiyoruz. Bütün genç futbolculara destek vermek istiyoruz ama önümüzde çok uzun bir lig var. Uzun sürecek daha maraton çok başındayız. Ersin'le geçecek mi acaba bu sezon? Ya valla Ersin konusunda ben o zamanlar sosyal medyadan tweet de atmıştım. Ersin konusunda problem olduğunu söylemiştim. Ama hoca güveniyor. Hoca güvendikten sonra bizi desteklemek düşer. Hoca kendi resmi olarak yaptığı basın toplantısında kaleci transferini düşünmüyorum. Benim kalecim Ersin ve Utku dedi. Evet. Bir de buna saygı duymaktan başka çare yok ama Konyaspor maçında sadece Ersin'lik bir hata değildi. Yani adam Vida'nın yanından yürüyerek geçti. Yaptığı pozisyon hataları vardı. Wellington desen aynı şekilde. Ya yani ben artık bu hafta Montero'nun stoper tandeminde Montero'nun yanına ya Vida olsun ya Wellington olsun diyorum ki Vida'nın bu performansından sonra Wellington oynasın. Yani çünkü Vida çok kötüydü, inanılmaz kötüydü. Belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en kötü performansını sergiledi Konyaspor maçında. Ama sadece Ersin'lik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş takım olarak da kötü Nergis. Biz Evet. koşmuyoruz. Gerçekten koşmuyoruz. Umarım artık koşan bir Beşiktaş'ı milli aradan sonra görürüz. Beşiktaş'ın biliyorsun kamp da yapamadık biz doğru düzgün. Beşiktaş'ın koşu sıkıntısı var. Umarım Sergen Hoca milli aradan sonra bu sıkıntımızı düzeltir. Peki. Şimdi geleceğiz transfer haberlerine. Tabii bir yandan da bakıyorum hani herkes tabii bir şeyler söylüyor. Soruları ben not alıyorum merak etmeyi. Şimdi Rosario ile başlayalım. Sağ bek transferi. Çok gerekli Rozier. miydi? Bir Rozier işte. Rosario nerede? Aa. Rozier. Dur, Allah söyletti. Şimdi
Ya öncelikle şunu sormak istiyorum. Çok gerekli miydi? Sağ bek bu kadar acil miydi? Yoksa daha öncesinde yapılması gereken transferler var mıydı sence? Valla Nergis, Rosier transferi bir iki gün içerisinde olumlu yönde biter diye düşünüyoruz. Kulübüyle anlaşıldı. Daha önce kulübün istediği bir para vardı. Buna daha önce 2 ay, biliyorsun ligler erken bittiği için orada 2 aylık bir maaş ödenmişti. O konuyla ilgili problem vardı. Onu çözmüşler. Şimdi oyuncu kulübüyle görüşüyormuş. Bu iş bittikten sonra ben Rosario transferinin açıklanacağını düşünüyorum. Aslında transfere gerek var mı? Evet, Beşiktaş'ın iyi bir sağ bek ve iyi bir forvet alması gerekiyor. Aboubakar'ın performansı iyiydi. Ben beğendim Aboubakar'ı maçta. Çok istekliydi Aboubakar. Kendini ispatlamak istiyordu. Valla Rosier transferi Beşiktaş'a katkı sağlayabilir. Yani oyuncu ile ilgili sakatlık durumları konuşuluyor sosyal medyada. Ama muhtemelen iyi bir sağlık kontrolünden geçecektir oyuncu da. Ben bir problem olacağını düşünmüyorum. Yetinin olma ihtimali vardı ama kulübüyle ilgili anlaşmazlıklar söz konusu olmuyor. Santon her zaman Beşiktaş için hazırdı. Biliyorsun Santon transferini Erdal Torunoğulları bitirmişti ama hamle yapılmadı bu konuyla ilgili. Herhalde hamle yapılmamasının sebebi şuydu, ben öyle düşünüyorum. Çok defansif oyuncuydu Santon. Artık günümüz futbolunda kanatların orta sahaya yerinden geçmesi gerekiyor. Yani bunu Caner yapıyordu ama Caner'in de savunma sıkıntısı vardı. Santon da çok savunma, defansif bir oyuncuydu. Valla Valentino Rosario'da bu yok. Bu iki tarafa da iyi gidip geliyor. Beşiktaş'ın umarım hayırlısı olur. Benteke'yi yazıyor herkes ama ben Benteke ile ilgili hiçbir şey duymadım arkadaşlar. Yani okuyorum, bir yandan da sizin yazdıklarınızı okuyorum ama Benteke ile ilgili hiçbir şey duymadım. Yayından sonra bu kadar yazılan bir yer varsa bir soracağım yönetime. Ya yani bence forvet transferinde şu an Benteke ismi geçmiyor ama tabii en son görüşleri bir saat oldu. Herhangi bir Benteke ile ilgili bir isim verilmedi bana Nergis. Evet. Yok ben de duymadım Benteke ile ilgili bir şey. Şimdi tabii bir yandan bir sürü yayın yapıyoruz seninle. Her hafta yapıyoruz. Şimdi bir yandan da yazılıyor. Yine Balotelli yazılıyor. Yani Balotelli artık geçen hafta söylemiştin ama şimdi burada soran arkadaşlarımız, izleyenlerimiz için de bir kez daha söyleyelim istersen. Çünkü ben de çok Balotelli destekçisiydim biliyorsun. Erdal Ya Torunoğulları da valla. bu transferi bitirmişti. Ancak gerisini buyur. Ya valla Balotelli konusu, yani şimdi düşündüğün zaman 1,5 milyon euroya Balotelli'yi getirme durumumuz vardı. Hatta taş çatlasın 2 milyon da ben 1,5 diye duymuştum. İyi bir rakamdı. Balotelli transferi bence gerçekleşmesi gereken bir transferdi ama Sergen Hoca Evet. istemedi. Bunu da resmi olarak kendi ağzından da duyduk. Yapacak bir şey yok. Şu anda gündemde Diego var. Çin'deki Benfica'da forma giyen, Çinli futbol, yani Çin'de bonservis olup Benfica'da kiralık forma giyen Diego var. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kayınış transferi Kayınış için 2,75, yani 2 milyon 750 bin euro teklif yaptı Beşiktaş yönetimi. Kendisi 3 milyon euro istiyor. 3 yıllık kontrat istiyor. Görüşmeler devam ediyor ama şu anda ben Beşiktaş bitirdi diyemem Kayınış için. Öyle bir şey bana gelmedi. Ama Beşiktaş'ın da 3 milyon euroya çıkacağını pek düşünmüyorum. Belki 3 yıllık kontratı 2 artı 1 yapılır. Bir maç opsiyon olan 1 yıllık kontratta 25 maç üzeri oynarsa artı bir opsiyon devreye girer gibi. Belki o kısmı çözebiliriz ama rakam olarak Beşiktaş'ın verdiği rakam 2,750. Kendisi 3 milyon euro gibi bir rakam istiyor kendi için. Kalinic transferi de şu an hala daha görüşülmeye devam ediyor diyeceğiz o zaman. Zaten şurada kaldı 5 gün. Evet. 5 gün içerisinde yani Beşiktaş'ın zannediyorum acilen bu işi bitirmesi gerekiyor. Valla Yani bitirmek gerekiyor. Yani bir de yani şu Kalinic'le çok uğraşıldım Nergiz. Yani yaklaşık 1,5 aydan beri Burak Yılmaz gittiğinden beri Kalinic gündemdeydi. Hep Kalinic'i konuştuk. Bilmiyorum başka santraforlara yöneldik mi? Borja ismi gündeme gelmişti bir ara. Yönetim önerildi Borja'da. Ama şu anda Beşiktaş yönetimi çok sıcak değil Borja ismine. Belki Kalinic işi olmazsa, Diego işi olmazsa Borja yönelilebilir. Doğru. Yönetime, başkana iletildi bu konu. Ama 1,5 ay boyunca Kalinic transferiyle uğraştık. Artık bir şeylerin bitmesi lazım. Eğer alınacaksa Kalinic gelmeli. Gelmeyecekse de bu konuyla ilgili daha farklı hamleler yapılması gerekiyor. 5 gün kaldı Nergis. Yani bir forvet, bir sağ bek Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Aboubakar evet şu an iyi başladı. Kötü değildi. Ben beğendim Konyaspor maçında Aboubakar'ı. Çok istekliydi ama
Sakatlık durumu çok fazla konuşuluyor. Olası bir sakatlıkta Ocak ayına kadar neler yaparız? Burada bilemiyorum tabii. Umut Nayar'ı biliyorsun, Sergen Hoca tarafından istenmedi ve o da büyük bir ihtimal ya Split'e gidecek ya da Gençler Birliği Malatyaspor'dan birine gidecek. Kiralık olarak, bedelsiz. Anladım. Cenk Tosun'la alakalı bir bilgimiz var mı şu anda? Cenk Tosun'la Başkan Ahmet Nurçe bir görüştü. Biliyorsun Cenk'in bir ciddi bir sakatlık geçirdi Cenk. Ama önümüzde bir milli takım var. Oraya hazır olması gerekiyor Cenk Tosun. Şu andaki Ocak ayından sonra belki Cenk Tosun'la ilgili bir hamle yapılabilir ama Ocak ayına kadar Cenk zaten hazır durumda değil, hazır hale gelecek. Kendini de hazır hissedecek. Yani çok ciddi bir sakatlık geçirecek. Ama Ocak ayına kadar Cenk için şu anda bir girişim yok ama Başkan Ahmet Nurçevi Cenk'le görüştü. Onu çok net bir şekilde biliyorum. Peki. Şimdi benim sana şöyle bir sorum var. Tabii ki ben kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ancak günlerdir biz de okuyoruz sosyal medyada taraftarların tepkilerini, farklı spor yorumcularının yorumlarını dinliyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Şimdi yönetime çok fazla yüklenildi bu Konyaspor karşılaşmasından sonra. Şimdi benim de aklıma şu soru geliyor tabii ki. Bunu sen de biraz daha açıklığa kavuşturmak için soruyorum. Şimdi bir kulübün en önemli değerlerinden birisi, daha doğrusu maddi kazançlarının en yüksek olduğu şey futbol takımı. Şimdi biraz Sayın Başkan Ahmet Nurçebi acaba cimri mi davrandı? Bunu yani biliyorum kulübün kasasında 5 kuruş para yok. Çok haklı. Ancak acaba transfer konusunda biraz fazla mı indirimler istedi? Çünkü ben gördüğüm kadarıyla oyuncular oynamak istemiyorlar. Bazı transferler bitiyor. Beşiktaş'ı istiyorlar. Tamamlanıyor ama ardından nedense başka takımlara gidiyorlar ya da kulübe küsüyorlar ki keza Balotelli için aynı şeyi söylemiştik. Bu konu hakkında ne söylersin? Açıklığa kavuşturalım. Eğer yani taraftarlar da bilsinler en azından. Şimdi Nergis, Eylül ayının sonunda Beşiktaş'ın 130 milyon TL'ye yakın bir para gerekiyor. Şimdi çok net konuşacağım. Anlamak isteyen herhalde bu konuşmadan sonra anlar. Eylül ayında Beşiktaş'a 120-130 milyon TL gibi para gerekiyor. Biliyorsun her 3 ayda bir FIFA'ya borçsuzluk yazısı veriyoruz. Yani Evet. futbolcuların resmi olarak kendilerinin imzaladığı borçsuzluk yazısı gerekiyor. Bu yazı olmazsa Beşiktaş lisans konusu sıkıntı yaşıyor. Şimdi bir kuruş para girmiyor kasaya. Bankalar Birliği anlaşması var. Kazanılan bütün paralar, 2 yıllık bütün paralar Bankalar Birliği'ne gidiyor. Senin Kartal Yuvası'ndan aldığın bir anahtarlığın parası bile Kartal Yuvası'na gidiyor. Forma satışların blokeli, taraftar yok. Maça gidemiyor taraftarlar pandemiden dolayı. Zaten gerisi gelse bile tribündeki gelirler de temlik altında. Yani böyle bir maddi koşulda Beşiktaş'ın yönetimin böyle yaşadığı bir problemde yani parayı nasıl para bulacaklar ki? Yani para bulmak çok zor. Herkes 120-130 milyon TL cebinden hadi bu ay da verdiler, Eylül'de verdiler. Ondan sonraki 3 ay ne olacak? Çünkü 3 ayda bir futbolculardan bu parayı alman gerekiyor. O yüzden Beşiktaş'ın şu andaki kurtuluşu benim şahsi görüşüm, yöneticilerle yaptığım görüşmeler, çevremdeki insanlarla yaptığım görüşmelerden dolayı benim kendi şahsi fikrim Beşiktaş'ın Bankalar Birliği Anlaşması'nı mutlaka revize etmesi gerekiyor Nergis. Bankalar Birliği Anlaşması revize olmadığı sürece Beşiktaş bu sıkıntıları yaşayacak. Fenerbahçe nasıl buluyor demiş arkadaş. Fenerbahçe Bankalar Birliği Anlaşması yapmadı. Fenerbahçe mevcut borcunu bir ay ötelediği için bu duruma düştü. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki doğruları da insanlara bildirmek lazım. Beşiktaş'ın Evet. bence mali yapıdan tek kurtuluşu Bankalar Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi. Yani Beşiktaş yönetimi diyor ki biz diyor bu Bankalar Birliği Anlaşması'nı 12 yıla yayalım. 12 yılın ilk 2 yılı bizden para almayın diyor. Ya bunu yapmadıkları sürece gerçekten Beşiktaş'ın şu an mali açıdan toparlanması mümkün değil Nergis. Mümkün değil ya. Ya 2-2 daha 4. Bu Beşiktaş'ın doğruları. Evet ben de transfer olsun istiyorum. Ben de Beşiktaş'a bir forvet, bir Balotelli gelsin ne bileyim. Kalinic gelsin, iyi bir sağ bek alalım. Ben de istiyorum ama gerçekten bu olayı çözmemiz lazım. Bizim Bankalar Birliği Anlaşması'nı mutlaka çözmemiz gerekiyor. Burada olay yönetimi savunmak,
veya herhangi bir sormak değil. Benim için önceyim her zaman Beşiktaş. Şahıslar gelip geçici Beşiktaş kalacaktır ama bunlar da işin doğru Nergis. Bunları söylemek zorundasın. Bu sürü Evet. böyle bir şey karşı karşıyasın. Yani Lens'le 5 yıllık anlaşma yapmışsın. 2 milyon euroya Lens'i yıllık parasını ödüyorsun. Şimdi Lens'i elinden çıkarmaya çalışıyorsun. Kimse almıyor. Vida'ya yaklaşık 3,5-3,6 yıllık maaş veriyorsun. Vida'ya göndermek istiyorsun. Kimse almıyor. O yüzden yönetim ve başkan şu anda birinci önceliği Bankalar Birliği anlaşmasını toparlamak. Eğer Bankalar Birliği anlaşması istediğimiz seviyede tekrar revize edilirse o zaman bütün Beşiktaş'ın üzerindeki temlikler kalkacak ve 2 yıldan sonra Beşiktaş mali olarak belki en azından bu sıkıntıyı yaşamayacak Nergis. Anladım. Şimdi şurada bir yanlış anlaşılma olmasın onu ben hemen söyleyeyim. Ben neden şu anda yani Beşiktaş'ın hangi bu durumda neden böyle transfer yapamıyor, edemiyor diye bir soru sordum. Yönetim acaba cimri mi davranıyor futbolculara diye. Murat yönetimi savunmuyor. Şu anda var olan durumu anlatıyor. Onu bir Aynen. herkese bir öncelikle. Yani, savunma gibi bir durum yok. Hayır, yönetim şimdi, olması değil. Bu sadece Beşiktaş'ın şu var anda var olan durumu. Bunu kim ne nasıl algılıyorsa algılsın. Beşiktaş'ın şu andaki durumu bu. Bunu Ahmet'le de konuşsan, Mehmet'le de konuşsan, yani içinde olan bu süreci takip eden herkes bilir arkadaşlar. Beşiktaş'ın Banka Birliği anlaşmasını mutlaka revize etmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah istediğimiz şartlarda anlaşma olursa belki o zaman biraz daha rahat nefes alırız. Yani aylarca maaş alamayan insanlar var Nergis şu anda. Yani Evet, problem. Tahmin ediyorum, doğrudur. Peki, şimdi yönetim kısmını da açıklığa kavuşturmak istedim. Çünkü çok fazla yazılıyor Twitter'da. İşte hashtagler açılıyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. Hani ona bir açıklık getirmemiz bence iyi oldu. Çünkü dediğimiz gibi şu anda mevcut durum bu şekilde. Peki, konuşmadığımız başka bir isim kaldı mı diye düşünüyorum. Yok şu anda yok. Beşiktaş'ın gündeminde sağ bek var. Santrafor için Diego ve Kalinic var. Onun haricinde ben ekstra isimler duymadım Nergis. Yani Benteke'yi çok yazan arkadaşlar ben de merak ettim. Muhtemelen Benteke'yi de soracağım yayından sonra. Ben de merak ettim gerçekten. Çok yazan var. Kesin bir şeyler duydular veya biri bir şey yazmıştır. Ben de soracağım. Evet. Mert Yılmaz konusu var bir de. Evet, Mert Yılmaz olayı şöyle Nergis. Mert Yılmaz'la Beşiktaş yönetimi anlaşmıştı. Biz bunu hep söyledik. Yani Mert Yılmaz'la Beşiktaş yönetimi Mert Yılmaz'la anlaşmıştı ama Sergen Hoca kesinlikle Mert Yılmaz'ı istemedi. Muhtemelen bunun açıklamasında ilerleyen günlerde yapacağı bir basın toplantısında Mert Yılmaz ile ilgili Sergen Hoca açıklayacaktır. Balotelli için de aynıları söylemiştik o zamanında. Bazı insanlar ya yönetimi kurtarmak için mi böyle bir şey diyorsunuz demişti. Sergen Hoca çıkıp canlı yayında açıklamıştı. Mert Yılmaz için de aynısı. Yani Mert Yılmaz Antalya Spor Mert Yılmaz'ı Beşiktaş'ın elinden almadı. Beşiktaş istemediği için Mert Yılmaz olmadı Nergis. Peki. Lens ve noter konusu var. Doğru mu? Valla Lens inşallah Allah yolunu açık etsin. İnşallah kurtuluruz Lens'ten. Yani şu an biliyorsun kadro dışı. Altta çalışacak. Şimdi orada borçsuzluk yazısı alınması gerekiyor. Onunla ilgili de problem var. Sıkıntılı süreçler. Yani çok da fazla böyle insanın içini karartmak istemiyorum. İnşallah Gençler Birliği maçını bir kazanalım. Ondan sonrasına bakacağız. Peki. Gidecek oyuncuları soran var ama benim bildiğim kadarıyla şu an gidecek çok yani bir iki isim. Kimse gitmek istemiyor Nergis. Kimse gitmek istemiyor çünkü Lens'e 2 milyon euro kimse vermez Nergis. Vida'ya 3,5 artı bonus 4 milyon euroya yakın para kimse vermez Nergis. O yüzden kimse gitmek istemiyor maalesef. Evet. Mevcut durum şu anda bu Evet. şekilde. Kimse herhalde tabii gitmek istemez. Larin'i bu arada soranlar var. Valla Larin'le ilgili Hollanda ve Belçika'dan takımlar olduğu konuşuluyor. Ama şu anda bir hamle yok Nergis. Konuşuluyor. Yani zaten dediğimiz gibi 1,6 alıyor Nergis. Larin Beşiktaş kulübünden 1,6 milyon euro maaş alıyor. Sen takımına Larin'e 1,6 milyon euro verip Larin'i transfer eder misin? Etmez. Evet, aynen süreç bu şekilde gelişiyor Nergis'ciğim. Evet. Başka peki. Soru? Evet, yok. Son noktayı güzel koyduğumuzu düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi
Yani umuyorum bir an evvel gerçekten Beşiktaş'ın ihtiyacı neyse hemen oluşur yani mevcut koşullar diyebilmekten başka bir şey söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten zor durumda olduğunu ben de biliyorum Evet, kulübün. zaten benim duyduğum Başkan Ahmet Nurçevi de transfer döneminden sonra ciddi bir basın toplantısıyla bütün süreci anlatacak diye biliyorum. Transfer dönemi bittiği zaman Başkan Ahmet Nurçevi genel olarak süreçle ilgili çok ciddi bir basın toplantısı yapacak Nergis. Peki son sorum bu arada bunu da mutlaka sormadan Tabii. geçmek istemiyorum. Çünkü bu konuda çok konuşuluyor. Televizyonlarda da konuşuluyor, duyuyorum. Neden Aboubakar'la ilgili bir açıklama yapılmadığı Hangi konusunda. konuda, hangi konuda açıklama? Sağlık kontrolüyle alakalı. Yani şöyle, oyuncuya sözleşme imzaladı. Oyuncuya sözleşme imzaladığına göre her şey göz önüne almışındır. Oyuncuya sözleşme imzaladı. Yani sakatlanır, süreç uzar. Ondan sonra tabii ki neden sakat oyuncu aldınız diye herkes sorabilir şu anda. Yani oyuncuya Anladım. sözleşme imzaladığına göre her şeyi aldın. Yani adam imza attı sonuçta, anlatabiliyor muyum? Sakat oyuncu Evet. imza attıracak halleri yok diye düşünüyorum. İmza attırdığı için yapacak bir şey yok şu anda. Oyuncu sakatlanır 3. hafta, 4. hafta aynı yerden sakatlanır, o zaman bu konular gündeme gelir. Tamam. O zaman o zaman konuşuruz. Aynen Neyse öyle. tabii ki yine de sağlıkla oynamaya devam etsin inşallah. Peki sevgili Murat, çok çok Teşekkür teşekkür ediyorum ederim. sana. İyi bakın. Valla ben doğruları söylüyorum arkadaşlar. Kimsenin adamcılığını da yapmıyorum. Zaman her şeyi gösterecek. O zaman da inanın diyeceksiniz ki ya Murat haklıymış. Söylediği her şey doğruymuş. Bunu da zaman gösterecek zaten herkese. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Nergis, görüşmek İzleyen üzere. herkese teşekkür ediyoruz. Hoşça kal sevgili Murat.